İstanbul, uzak şehir. İlk kez annemi, ardından kız kardeşimi kaybettiğimde küsmüştüm sana. Acılarımı sana bırakıp kaçtım. Yıllar sonra tekrar aile olup dönebildim. Periye? Ağlıyor musun? Büyük şeyi korkuyorum Ali Rıza abi. Şşşt! Duymayayım böyle şeyler. Kendi evimize gidiyoruz. Ben de ölmedim daha. Allah korusun. Yapma rica ederim. Her şey çok daha iyi olacak. Ben söylüyorum. Kendime ne kadar çok güveniyormuşum. Artık tek başıma değildim ya. Artık bir ailem vardı ya. Ben tökezlesem, Hayriye kolumdan tutar kaldırır. Şevket omuz verir. Fikret elimi hiç bırakmaz. Kendimden çok aileme güveniyormuşum eğer. Aile olduğumuzda, evlatlarıma, bizi düşmana ilk teslim eden Şevket oldu. Babacığım, sana gelinini tanıştırayım. Sonra Leyla beni sırtımdan vurdu. Leyla Tekin'in ailesi. Kızım nasıl? Düşme sırasında ufak tefek sıyrıklar, yaralanmalar olmuş ama önemli değil. Kırık vesaire yok. Yalnız maalesef bebeği kaybettik. Ben onlar masumiyetlerini kaybetmesinler diye çırpınırken beni bile hayrete düşürdüler. Çocuklarımı giderek tanıyamaz oldum. Kiminle gidiyorsun? Kiminle? Oğuz'la gidiyorum. Duydun mu? Sevdiğim adamla. Oğuz'la. Ahlaksız. Benim elimden aldığın adamla. Aşağılık. Kocamı baştan çıkardın. Oğuz hep beni sevdi, anlıyor musun? Beni. Beni. Adi. Esas Adi sensin. Oğuz benimdi. Elimden aldın sen. Yattın. Esas aşağılık sensin. Sonra Fikret. Ben evlendim baba. Yaşananlardan beni suçladığını biliyordum. Evde olanlara seyirci kalamadı. Hiç tanımadığı bir adamla evlenerek beni cezalandırdı. Bana acıma baba. Merhametini diğer çocuklarına sakla. Gidiyorum ben. Uzak bir yer değil. Gelirsin değil mi Fikret? Seni özledim. Sakın üzülme baba, olur mu? Sakın hiçbir şey için üzülme. Çok bunalırsan bana gelirsin baba. Sana kendi çocuğun gibi bakarım. Ve Şevket. Ailedeki herkesin zamanı gelince benim yerime onu baba olarak sayacaklarını düşündüğüm, sofradaki yerime verdiğim evladım. Şevket, karısının hırsına yenildi, çalıştığı bankayı dolandırdı. Benim oğlum, benim umudum. Girer girmez Ferhunde onu hem aldattı hem terk etti. Tek başıma her durumla mücadele etmeye başladım. Şevket'in bankaya borcunu ödeyebilmek için baba evimi satmak zorundaydım. Kendi evimde sığıntı oldum bir süre. Sonunda hiç beklemediğim şekilde de kovuldum.
Ne işiniz var burada? Ne işin var senin burada Red? Kim aldı seni içeri? Kocam. Mithat Karan'ın karısıyım artık. Bundan böyle Ferhunde Kara'yım. Bunu da yaptın ha? Aşağılık. Sözlerinize dikkat edin Şevket Bey. Kocamdan düğün hediyesi tek bir şey istedim. O da şu anki yüzünüzü görmekti. Allah'ın cezası. Şşşt. Kovulduğum eve evin hanımı olarak döndüm. Hadi bakalım. Şimdi size güle güle. Hayri. Hayri. Anne. Hayri. Şaşkınlığım mı daha büyüktü nefretim? Artık hiçbir şey beni şaşırtmaz. Kimse beni daha fazla üzemez diyordum. Büyük konuşmuşum. Şevket. Hadi. Bunu ödeyeceksin bana. Az yapmışım ben sana. Az bile. Asıl bundan sonra kork benden. Fikret. Canım ne oldu sana? Ne yaptılar? Üzülme. Ağlama. Ağlama geçti. Bak, ben yanındayım. Ver Umut'u. Gel, gidelim hadi. Gel. Hatalardan ders alırlar sandım. Yeni yakaladıkları şanslara sahip çıkamadıklarında onun için öfkelendim. Çalıştığın her yere bir zarar verdin. Ekmeğini kazandığın her yere ihanet ettin sen. Bankayı suistimal ettin. Ahmet Bey rica minnet taksi durağında iş buldu sana. Onu mahcup ettin. İnşaat işi dedin. Yüzüne gözüne bulaştırdın. Şimdi bu adam sana elini uzattı. Onu da yarı yolda bıraktı. Dünyanın lafını söyledi haklı olarak. İstemiyorum artık yanımda dedi. Sen beni yine utandırdın. Ben özür dilerim. Hep özür dilemekten başka bir şey yaptığın yok zaten. Toparlan artık. Kendine gel. Ne bu canım? Bunca senem boşa geçti. Ne kendine ne bir başkasına ayrıl dokundu. Boş boş yaşıyorsun. Amacın ne? Hayattan beklediğin ne? Bir işe yara artık. Bir işe yara. Kimse için değil, kendin için yap bunu. Baba bak bağırma, tansiyonun çıkacak. Ben Ali Rıza Tekin.
babamın bana bıraktığı en değerli mirasa, ismimize sahip çıkamadım.